Hattımızda gazeteci Hakkı Öcal var. Sayın Öcal merhaba, hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba, hoş bulduk efendim. Sayın Öcal, şimdi bugün dünyanın gözü kulağı zirvede diyoruz da yalnız ortada enteresan olan bir durum var. Hem sizin gözlemlerinizi merak ediyoruz, izleyicilerimize de söyleyeyim, belirteyim. Siz Tahran'dasınız, zirveyi de takip ediyorsunuz. Ama yani şu biraz enteresan oldu sanki zamanlama olarak. Bugün zirve gerçekleşiyor, masada olan ülkelerden biri Rusya'yken, Rusya bugün yine İdlib'i bombalamaya başladı Suriye ile birlikte. Bu nereden çıktı? Zirve için bir mesaj mıdır acaba? Oradaki atmosfer nasıl? Neler paylaşabilirsiniz? Tabii şimdi ama hemen dinleyicilerimizin dikkatini bir noktaya çekmek istiyorum. İzleyicilerimizin bombalanan yerler Dağbaşı veya belirli terör gruplarının, silahlı El-Kaide gruplarının uzakta, halktan uzakta, sivil halktan uzaktaki kampları. Türkiye tamam İdlib'in statüsü için şu anda büyük bir mücadele veriyor. Yani kapalı kapılar ardında da olsa şurası kesin, Sayın Cumhurbaşkanı İdlib'de statünün korunması için uğraşıyor. Bu birinci mesele. Daha sonra ikinci adım gelecek. Yani şu bu sakın ha böyle bir askeriyede halı gibi bombalama diye bir tabir vardır. Orada yerleşim yerleri var, kamplar var. Türkiye sınırının hemen dibinde kamp var, 700 bin kişinin kaldığı. Maazallah oraları falan bombalarlarsa insanlık dramı o zaman çıkar. Rusya bunu niye yapıyor? Onu ayrıca tartışırız ama Rusya şu ana kadar sivil halka yönelik bir girişimde bulunmadı. Bulunamaz. Çünkü sivil halk Türk askerlerinin çemberi içerisinde. Biz bunlara çember demiyoruz. Gözetim noktası diyoruz. Çatışmasızlık bölgesi gözetim noktası diyoruz. Ama sonuç itibariyle orada Türk askeri var. Ve sivil halk bir manada Türk askerinin çemberi içerisinde. Orada Rus veya Suriye uçaklarının gelip halkı bombalaması demek, Türk askerlerini bombalaması demek. Buna cesaret edemezler. Bu bir. İkinci nokta, eğer bu statüko birkaç gün daha böyle devam ederse, Türkiye'nin çözümlemeye çalıştığı sorun şu. Orada bütün tarafların, Rusya'nın, İran'ın, Amerika'nın, Cenevre sürecinin, Astana sürecinin tanıdığı Suriyeli muhalifler var. Biz bunların adına ÖSO diyoruz, Özgür Suriye Ordusu. Bunlar da silahlı grup ama hiç kimse bunları Beşar Esad dışında terörist saymıyor. Ve dolayısıyla şöyle bir öneri gelebilir bu üçlü görüşmede önümüzdeki saatlerde. HTŞ dahil, El-Nusra dahil, El-Kaide'ye dahil olan her grup ve orada bir de bağımsızlar var. Yani 50'ye yakın silahlı örgüt var. Bunlar silahlarını ÖSO'ya teslim ederler. Evet. Özgür Suriye Ordusu bunları enterne eder. İçlerinde çok sayıda yabancı var deniyor. Yani Iraklı, Afgan filan, hatta İranlı insanlar var deniyor. Avrupalılar var deniyor. Bunlarla güvenli geçiş sağlanır. Yani defolun gidin anlamına ama diplomatik dilde buna güvenli geçiş deniyor. Peki nereye geçecekler bunlar, Hakkı Bey? Yani bir kısmı Lübnan üzerinden kendi memleketine gider. Bir kısmı ne bileyim Türkiye pasaportu varsa Türkiye'den geçer, uçağa biner gider. Yani onları tahliye etmek kolay. Ama İdlib'deki sivil halk ne olur sorusunun cevabı var. Özgür Suriye Ordusu da onların güvenliğini sağlar. Bir kere bu kadar daracık bir alanda bu kadar çok insanın yığılması doğru bir şey değil. Herkes Suriye içerisinde kendi ait olduğu yere gider. Şimdi buna ben Türkiye planı demek istemiyorum şu anda. Çünkü Türkiye'nin ağzından böyle bir laf çıkmadı henüz. Ama seyahat boyunca yetkililerle yaptığımız görüşmelerde edindiğim izlenim, gazetelerin yazdığı, internet sitelerine sızan bilgileri toplarsak Türkiye böyle bir dörtlü beşli bir plan önerebilir.
önerir demiyorum, önerdi demiyorum, önerebilir. Peki böyle bir plan önerirse Türkiye, Rusya bu duruma nasıl yaklaşır, İran nasıl yaklaşır? Çünkü Hakkı Bey, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısıydı 2-3 gün önce hatırlıyorum. Bir açıklaması oldu, açıklamasında diyordu ki yani İran'ın da Türkiye'nin de İdlib'in, Suriye'nin geleceğine dair bakışı farklı. Bizimki çok farklı, hani bir orta yola, nasıl diyelim, bu zirvede bakalım ne olacak gibilerinden bir açıklama vardı. Yani o zaman burada pürüz biraz sanki Rusya gibi görünüyor. Rusya dediğiniz bu ihtimali elbette, nasıl yaklaşır? Elbette. Elbette. Tek pürüz şu anda Rusya. Rusya Suriye'nin Cenevre görüşmeleri yaklaşıyor. Cenevre görüşmelerinin elini güçlendirerek gitmesini istiyor Baas rejiminin. Niye? Çünkü Suriye Suriye'nin tek müttefiki var dünyada. O da Rusya. Hı hı. Rusya bu müttefikliğin gereğini yerine getirerek dünyadaki diğer ülkelere, diğer müttefiklere bakın ben güvenilir bir ortağım demek istiyor. Hı hı. Ama bunu yaparken bir şeyi gözden kaçırıyorlar. Zannediyorum bunu kendilerine bu görüşmede açık ve seçik söyleyecek Sayın Başkan. Şu anda masadaki ortaklarından en büyüğünün güvenini kaybediyorsun. Türkiye'nin güvenini kaybediyorsun. Bakın dün yapılan Avrupa Birliği açıklaması son derece enteresan. Avrupalılar, Amerika ve Avrupalılar bu görüşmelerde Türkiye'yi desteklediklerini söylüyorlar. Yani daha 3 gün evvel Türkiye'ye ambargo koymuş, yaptırım uygulamış Amerika, Türkiye'yi destekliyor diye açıklama yapıyor. Yani Rusya yaptığı hatanın farkına varır inşallah. Yani varmazsa da göstermek lazım kendisine yaptığı hatayı. Türkiye'yi tekrar Amerika'nın yanına itiyor Rusya. Peki Hakkı Bey, şimdi hani Rusya ortadaki pürüz oluşturan Rusya dedik, hani Rusya bunu kabul edecek mi? Ama bir yandan da şimdi bahsettiğiniz örgütler HTŞ, El Nusra, El Kaide, 50'ye yakın silahlı örgütten bahsediyorsunuz. Bunlar da aslında Suriye'nin farklı noktalarından Rusya'nın ve Suriye'nin tamam hani madem öyle buradan gidin deyip hatırlıyorum da otobüslerle İdlib'e gönderdiği teröristlerden bahsediyoruz. Bunlar zaten silah bırakacak olsalar, zaten vakti zamanında İdlib'e sürüldü. O diğer noktalarda silah bırakıp da entegrasyon sürecine girmezler miydi? Yani onlar acaba artık tamam biz burada kapana kısıldık deyip silah bırakırlar mı bu örgütler? Herhalde. Şimdi tabii ben onların ruh halini falan da bilmiyorum ama şöyle düşünmeleri lazım. Bundan 3 ay evvel, 5 ay evvel bu grupların El Nusra gruplarının, El Kaide gruplarının kazanma ihtimali vardı kendilerine göre. Bana göre o zaman da yoktu ama kendilerine sorarsanız o zaman biz tamam İdlib'e çekiliriz, orada yeniden organize oluruz, güçlerimizi arttırırız, silah buluruz, geliriz, bu Beşar Esad'ı yeneriz diyorlardı. Ama öyle olmadığını görmüş olmaları lazım. Yani savaşta yenildiler. Evet. Savaşta yenilmek çok önemlidir. Yani yenildiğiniz zaman yenilmişsiniz demektir. Biz 1. Dünya Savaşı'nın sonunda yenilmedik, yenilmiş sayıldık, imparatorluğumuzu kaybettik. Siz bir savaşta eğer karşısına silahlı direniş örgütü dediğiniz bir hükümete, Baas hükümetine, tamam ben Beşar Esad'ı sevmiyorum ama Suriye bir varlık, Suriye'de de bir hükümet var. Bu hükümet eğer silahlı gruplarını yendi ise bu grupların bunu kabul etmeleri gerekir. Yani gerçekçi bir politika bunu gerektirir. Yoksa işte Rusya onlara ne olacağını gösterdi. Karılarıyla, çocuklarıyla, babalarıyla hepsini öldürecekler. Bundan da o grupların çıkarması gereken bir ders var. Peki, çok teşekkür ediyoruz Hakkı Bey yayınımıza katıldığınız için. Gazeteci Hakkı Öcal Tahran'da zirveyi yakından takip ediyor. Hakkı Bey'in gözlemleri, izlenimleri önemli.